Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımısınızlar? Mən bugünkü proqramının riyasetçisi Süreyya Bolumən. Aldı bilən həminizləni jürəkdən salamlayman. Baş orqini Germaniyanın Münhin şəhərdəki Şərqi Türkistan İnformasiyon Mərkəzi tərəfindən təsdiq qılınğan Uyğur televiziyasına xoş gəldinizlər. Hörmətli televizor görgüçülər. Sizlərə məlum bolğunidək növbəti Germaniya çətəldə ilib berib atqan Şərqi Türkistan milli hərəkətlərimizin əsaslıq mərkəzlərindən biri olub. Məsələn, Dünya Uyğur Qurultayı, Şərqi Türkistan İnformasiyon Mərkəzi, Avropa Şərqi Türkistan Birliyi qatarlıq əsaslıq təşkilat orqanlarımızın mərkəzi Germaniyanın Münhin şəhərində yerləşən. Şuna Germaniya ilə Xitayın münasibətlərinin tərəqqiyatı bu yerdə fəaliyyət edib verib atqan Uyğur təşkilatlarının istiqbalığa bivasitə təsir göstərişi mümkün. Yaxında Germaniya baş ministri Merkel xanım Xitayını ziyarət qılğandan bu yan Germaniya mətbuatlarında Germaniya-Xitay münasibətləri şundaqla Xitayının kişilik hüquq əhvalı haqqında ciddi talaş tartışlar edib verilməkdədir. Sizlərini Germaniya ilə Xitay otursuzki münasibətlərinin tərəqiyyat əhvalı haqqında ətraflıq məlumatqa iqi qılış məxsidi də təqiqatçı və ərkin obzorçı Pərhat Yorunqaş əpəndini bugünkü proqramımızda təklif qıldıq. Hörmətli Pərhat əpəndi, yaxşımısınız? Aldı bilən sizə bizim ziyaretimizi qubul qalığınız üçün köpdən köp rəhmət etmən. Sizə köp rəhmət. Pərhat əpəndi, sizcə Merkel xanım Germaniyanın minister boğandım bu yan. Xitay-Qırman münasibətidə əcəbə bir özgürüşlər oldu mu? Mən onun için çok bir özgürüş oldu deyip karayım ben. Qırmaniyanın hazır kumamı vəziyyətli nisbətən etkə vaxtıda. Sizcə məlum, hem de hazır ki Qırmaniyanın baş ministeri Merkel xanım Qırmaniya Hristiyan Birlik Partisi'nin ki reisi. Qırmaniya Hristiyan Birlik Partisi 2006 yılı 11. ayda ötkizilgən Qırmaniyadaki umum saylamda qalbi qılğan, hem birinci parti olup çıkan. Şunun denken bu Germaniya Hristiyan Birlik Partisi ile ilgireki Germaniya Sosyal Demokrat Partisi birleşip hazırkı birleşme hükümetini kurgan. Hristiyan Demokrat Hristiyan Birlik Partisi aynı vaqtlik saylan birinci parti olgun üçün tabii alda bu qadimki birleşme hükümette bu Hristiyan Birlik Partisi'ninki reisi Merkel xanım baş minister olup bu vazifesini ötek kilip atıdı. Sizge məlum, burunki şürgər hükümeti, yani bir burun, yani 1998 yılından ta ki 2006 yılı kadar Germaniyanınki baş ministeri şürü dedirtti. Yani Germaniya Sosyal Demokrat Partisi'nin reisi şürü dedirtti. 98 yılı deki saylamda Sosyal Demokrat Partisi saylamda qalbı qıqan deyken Germaniya Yeşillar Partisi ile birleşme hükümet, yani koalisyon hükümeti deyimiz, birleşme hükümet kurgan. Yani bu hükümetin ki 98 yılından 2006 yılı kıça bu şürü dedirtti. Bu Germaniyanınki baş ministerlik vazifesini ötügen. Bu jarayonda Germaniyanın Xitoyga qaratgan siyosati qanday bo'lib keldi desangiz, asosan Xitoyni ranjitmaslik. Bir siyosat yurgizib keldi, ya'ni naytiliq, yumshoq bir siyosat yurgizib kelganda shuridar hukumatı bo'libmi? Kishi huquq masalasi kelgan vaqtida Xitoyni mumkin bor ranjitmaydigan, bevosita ranjitmaydigan, naytiliq, yumshoq qo'l bir siyosat yurgizib kelgan, hech bir zamonda shuridar Xitoy rahbarlari bilan ilib bo'lgan muzokaralarda bo'lsin, o'zaro ko'rishlarda, yuqori darajadagi boshliqlar ko'rishida bu Xitoydagi kishi huquq masalasini tilga olmagan, tilga olmaydi. Shu sababdan shuridar hukumatı burunqi mayli xalqaro kechirim tashkiloti bo'lsin, Germaniyada paydo bo'lgan kishi huquq tashkilotlari bo'lsin va yoki Sharq Turkiston Tibet tashkilotlari bo'lsin, bularning izchil turda narozilik uchrab kelgan. Germaniyada kishi huquq tashkilotlarimi bu shuridar hukumatini Xitoyga qarata bu sudini, Xitoydan sudi jihatdan napilishni birinchi o'rin qo'yib, bu kishi huquq masalasini Xitoydagi kishi huquq masalasini ko'z yumib kelyapti. Bu jihatda Xitoyga yumshoq bir siyosat yurgizib kelyapti. Dep ayıplab kelgan. Yana bilsiz, burunqi bu shuridar hukumatı, 1989 yıldan buyon Yevropa Birliginiki Xitoyga qarata yurgizib kelgan qurol-yarog embargosini amaldan qoldirish tarafdori bo'lib kelgan shuridar hukumatı. Ya'ni shuridar hukumatı bu embargoni amaldan qoldirish kerak. Hozir Xitoyning kishi huquq vaziyatida paydin-pay yaxshilanish bo'lyapti. U bu degani bani qilib turib Müşü Avrupa Birliği'nin ki, müşü imbargonu, yani Beijing Tiananmen 40'lığı din sebebiden, Xitay karta Avrupa Birliği tarafından yürüzülüp dilingen, kural gerek imbargosunu emelden kaldırışının ki, baştan sop gelgen şöyle der hükümeti. Bayağı kadar kişi kokok meselesi de bayağı da öttüm, nait pas bir pozisyonu tutup gelgen.
Şürüdərinin ki ağızını hiçbir zaman bu Xitaydaki kişi hukuk vaziyetik ayet Xitayna eyplediğin bir kelime çıkmıyor. Şarkı Türkistan'daki Xitayna hükümetinin Şarkı Türkistan halkasıyla batkan zulümleri olsun, meyli Tibet halkasıyla batkan zulümleri olsun. Bu cihette asas cihetin tılgı anmay. Xitayna rencitmese mümkün olsa Xitay ile boğan soğuda alakanı tekim küçeytip Germaniyanın ki xisaciyatı, devlet içindeki ördüken xisaciyatı ki Kristin kutulsa Digen bir pozisyonu konulup gelgen için, ben de ötkendek, baykıdek, kişi hukuk taşkilatının iki zisiltürde narazlığını kozgap gelgen. Ötken yılı Merkel Hanım hakimiyet peşiği çıkan iken, baş ministre olgan iken, bu Germaniya hükümetinin ki Xitay'a karatkan siyasi nail çoğun özgürüşü oldu. Doğru. Bu özgürüşünün ki birinci sinemi arasınız, Merkel Hanım baş ministre olup çıkıpla, özünün ki, özünün partisinin, yani şahsen özünün ki, Avrupa Birliği'nin 89 yılından bu yan Xitay'a karta yürüyüzüp kılavatkan Kural Irak embargosunu kaldırıp karşı geldiğini bildirdi. Bu del şuradanın ki eksçe bu embargonun ki doğan kılışı taraftarı çıktı. Bilirsiniz bu embargo Kural Irak embargosu Avrupa Birliği'nin Xitay'a karatkan Xitay için intayın buyum. Xitay'ın az burundun tatı bir yaran kükeken bir mesele. Nemde etkisiniz bu embargo yürüyüzülgenlik ki Avrupa Birliği'nin ki Xitay'a karta Kural Irak embargosu Xitay yukur teknikini seti olanmaydı. Her bir münasebetlik tekniklerini seti olanmaydı. Avrupa'dan, Meyli Germaniya'dan olsa Avrupa Birliği tevessülü devletlerden. Yukur tekniki iyi olanmaydı. Bu Xitay'ın ait bir aram kıkkıyken şu an bilirsiniz Xitay bu teknikini aşkarı, kanunluk yolunu seti olanmaydıken bu türlü gelikli. Casusluk. Azerbaycan'ın Germaniya'da şu skandal olardı. Yani Xitay casusluk organları teknik okurlardı da. Demek bu Xitay'ın burundan da bir aram kıkkıyken ciddi meselelerin birisi. Xitay hükümeti nayı çok ümit kütken Germaniya Merkel hükümetinden. Eğer Merkel hanım çıkıp kalsa, bu şey embargonun bir emelden kaldıysa, biz mi bu şey bir baş ağırlığı tutulsa, bu Xitay'ın obraz düşümü nayıtı, mühimen bu embargonun ki, Xitay'ın ki, kartılgan bu embargonun ki, emelden kaldırılışı. Demek, Merkel hanımın ki, muşu pozisyonunda, bu Xitay'a karta nayıtı, Germaniya hükümetinden Xitay'a karta yürgüzgen siyasi nayı çok bir özgürlüğünün ki, boğalığı, ne muşu kademinden körülüşü mümkün. Körülüşü mümkün. Demek, undan başka yani bilirsiniz, bu yıl 3. ayda Germaniya parlamentoda, yani şu Germaniya Hristiyan Birlik Partisi'nin ki, hemen kollak kuvvetli işle, Germaniya parlamentoda Xitay'ın ki logo çözümünü, yani emgek ve özgürlük çözümünü eyiplep, maksuz karar layısı makullandı. Karar layısı makullandı. Onun da ikinci hazırlık Germaniya metbatları karar yakın. Germaniya metbatları da mı? Pütülle, burunki Şüreder hükümetinin ki devirdeki tam del eksici bir teşvikat emperyalı atıldı. Bütün metbatla karısınız Xitay'ın ki kişi hukuk vaziyeti eyiplengen makallar. Doğru. Bizilgan Uygurlar, Tibetler silip atkan zulümleri. Tesirlengen makallar, haber makallar ilan kılıngan. Demek ki azı kımı umamı yüzünü çıkaraydıgan bolsanız Germaniya'da. Germaniya'da hem Germaniya hükümeti de hem Germaniya halkı da Xitay'a nispetten naiti kattık bir karşılık, narazılık meselesi oturup çıkıp atıdı. Bu elbette biz Xitay'ın güzülmesi diye yaşayan Uygur, Tibet halkları için bu naiti paydalık bir amıl deyip karayım hemen. Doğru deyisiz. Mesela ötkenlerde Şüreder Xitay'a bağlamaktı da metbuatlardı. Pekatlı Şüreder Xitay'a bağlı Yakovs'ı Xitay'ını ziyaret kıldı. Deyip kısa bir haber verip ötüp getirdi. Yakında Merkel Hanım Xitay'a verip gelgenden kin Germaniya metbuatlarda acayip çok bir talaş tatışı elip verildi. Mesela en adli bir misal. Mesela ben dedim Şüreder hükümeti 98'den 2006 yılı olan mezgirlikte Xitay'a bir rehberle görüşke oldu da hiçbir zaman kişi hukuk ahvalını tılgamı dedi. Ama Merkel Hanım bana bu katım Xitay'ı ziyaret kılış, ikinci katım Xitay'a kılgan, ikinci katım ziyaret oldu. Aval katım ziyaret kılavaktı da uçuk aşkar 100 liran oturup, Vincaba oğlu kırışken de olsun, Jorunca ile kırışken de olsun, Xitay kişi hukuk vaziyetini aşkara eyipledi. Kişi hukuk vaziyetini yakışılanla, dep durup bu Xitay'ınki kişi hukuk vaziyetini eyipledi. Şundakla Xitay'ınki dini sağa, dini erkillik. Karşı yürüzüvatkan bu bizim siyasını mı kattık eyiplep kilirdik. Demek bunun da naiti Germaniya'nın ki hükümeti de hem baş ministerin naiti çoğun bir özgürlüğünün boğallığını bunun da görülüşü mümkün. Belki Xitay Merkel Hanım ayal boğallığı için yumuşak bir siyaset kullanışı mümkün. Tamam kılar. Arzu kılar. Del onun eksi çıktı. Del bunun eksi çıktı. Perat Efendi, Merkel Hanım'ın Xitay'a karta bunda kattık pozisyonu buluşunun bir sebebi var mı dedi? Elbette sebebi var. Nedeptesiniz, elbette bu Xitay'ın bir bəxsizlik deyişki buludu. Merkel Hanım'ın ki baş ministeri boğalığı. Çünkü Merkel Hanım özü bir dini ailede
dünya kegen. Dadısı poptu. Anladık ki bunda oğun için üzü, bu dini erkillik, itikat erkilliği nispeten naaytı nazik üzü. Üzü bir dini ayıldı çoğun oğun için. İkincisi Merkel Hanım bu Şerqi Germaniyada çoğun oğun. Şerqi Germaniyada çoğun oğun. Şerqi Germaniya bilirsiniz aynı vaxtada komünistik bir rejim tüzüm asırı gidiyorlattı. Bu Merkel Hanım Şerqi Germaniyada yaşayış yerinde bu şu Şerqi Germaniyada kalkının ki bu şu komünizmuğa karşı yapmağın demokratik hareketlerinin ki başlangıcısı olup kegen bir ayal, demek bu ayal hem komünizmden nefret kılıyordu. Komünizmden ettebeşirisine yakışıldı. Komünizmden ki ettebeşirisini biliyordu, işki mahiyetini biliyordu, onun halkı, dünya halkı hiçbir payda gelmedi kalıgın, ondan biliyordu. O, komünistik bir sisteminin ki insaniyet için bir nait, vala kaza işkelliğine nait, ondan biliyordu. Şunun için Merkel Hanım, hem biz özü dini ayıldı çoğunluğun biri. Hanım bu üstüptülen dini etikat erkilliği meselesi ki vakti naiti nazok, nazok sezgör. Yani birisi komünistik rejim aslında. Şu komünistik rejimden zulümünü özü köygünü için komünist tek bir hakimiyetten nefret kılıdı. Yani bizden derdimiz mi yakışı bildi? Bizden derdimiz yakışı bildi. Çünkü bu Hıtay diken, bu Hıtay Komünistik Partisi birisi dini etikat erkilliğini depsendik kıyken. Dünya bu içi dini etikat erkilliğini en katık depsendik kıyken bir hakimiyet. Yani birisi bu komünistik rejim dünyada birden bir kalan asosyal dönet hem de mesela Kubalan'ın hesap kalmak vakti en çok komünizm lagırdaydı hazır hem de. Demek ki Merkel Hanım'ın ki Hıtay'a nispeten bu derecede katlık pozisyonu buluşunun ki mındak bir özünün ki keçirilmişliğe ait bazı sebepleri var hem de. Özünün sebebi var. Aşına bir muhiti çoğun olan özü. Doğru. Yeni bir sualım. Hazır Germaniya bilen Hıtay otursuzdaki münasebetlerinin ki bu halatki kilişi, Germaniyada paliyet kıvatkan Uyghur teşkilatlarının ki terakiyatıga, yakıbımızı, kiyinki ehvallarına bir təsir köstəmə? Elbette təsir köstüdü. Elbette təsir köstüdü. Çünkü, bilirsiniz, Merkel Hanım, Germaniyanın baş ministeri oğandıyken, Germaniya hükümetinin ki Xitay'a kıratkan pozisyonuna ait katlıq bir pozisyonu yüzgü yoktu. Bu tabi aldı, Germaniya halkıgımı təsir kılıklı, hem Germaniyadaki kişi hukuk teşkilatlarına bir vasıta təsir kılıp, onların ki paliyatının ki canlışına bir vasıta sebep yolu vardı. Çünkü hükümet kullanıp geldiyken, hükümet tılgı yapıp gelip atkandıyken, Xitay'ın ki kişi hukuk vaziyetini, buna ait muyum? Elbette hem de Germaniya bu olay bir kanun döldü. Eğer kendi Germaniya ile Hıtay oturup münasebet, pevukluları yaşayıp gitti, apak çapak olup gelip takdirdi mi? Bir yerdeki Uyghur teşkilatlarına bir vasıta hem de. Bir vasıta bir çoğun bir zihniyet olmaydı. Zihniyet olmasının sebebi bu kanun döldü hem de. Bu Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'a okşar. Bu yerdeki diktatörle buyruk sürüyor ve falan teşkilatı takip et. Devlet dışarı dışarmaydı. Hıtay dışarı kopup takip edilen bunda bir nemi yok bir yerde. Vaziyet yok çünkü demokratik, dünyanın en demokratik döldü bir yer. Diğer kurulgan teşkilatlarımızın ki Dünya Uygur Kurultu olsun, Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi, Merkezi olsun, Avrupa Şarkı Türkistan Birliği olsun, hemisi Germaniya de kanunlu kurulgan teşkilatlar. Yani kanunu ruhsatı var demekçi. Kanunu ruhsatı var, kanunlu kurulgan teşkilatlar. Bunların ki menfaatini Germaniya asas kanunu ne kimse kogdaydı. Bir yanın kanunu kogdaydı. Şuna Hıtay'dan min hükümet apak çapak olup geçsin, bir yer ki Germaniya'da paletli projekte Uygur teşkilatlarına bir vasıtı bir. Çoğun bir zihni. Kemmeydi mesela bu Germaniya hükümeti buyruk şirip takoyt edilgan. Kuldun kemmeydi zaten takoyt edilgan salayetim yok. Mesela Germaniya hükümetinin ki bir yerdeki paletli projekte Uygur teşkilatlarını takoyt edilgan bir sınırımız yok. Salayet yok. Bu pekatta Germaniya'nın ki kanun organlarının bir şey. Germaniya hükümet ayrım, kanun ayrım, demokratik devlet olduğun için. Şuna Germaniya'da paletli projekte eğer Hıtay ile Germaniya münasebetleri pevkulat yakışı olup etken takdirdi mi, bu bir yerlik paliyatı bırakıp Uygur teşkilatları yuvası bir zihni bulmaydı. Ama elbette biraz bisimi buludu onun ki. Elbette biraz bisimi buludu. Çünkü Hıtay ile Germaniya münasebeti yakışıdan kalan süre, Germaniya halkının işi de mi, Hıtay'ı kızgıdıgan. Hıtay dövdü kızgıdıgan, ulağı istaş kıldıgan, insanların sahne köpüydü tabi aldı. Bu mu? Malum elinde yetkili vakti de bir yerde projekte Uygur teşkilatlarının paliyeti için ziyanlı yakındı. Çünkü biz bir yerde Germaniya'da paliyetli projekte Uygur teşkilatları şu Germaniya halkının ki histajlığını kul keltirmeyiz de durup bir yerde paliyetli projektimiz, şunun için küçük avatımız. Demek elbette Germaniya hükümetinin ki Hıtay ile Boğa Manasvetlerinin ki terakiyatı elbette bir yerde paliyetli projekte Uygur teşkilatlarının ki paliyetleri ki təsir köstü de kurayım ben. Təsir köstü de kurayım. Anda hazırkı vaziyetini ilip etkan vaxtımızda mesela Rabia Hanım'ın kitabının Germaniya'dan nashrda çıkışı, şu Katarlık
vaqalarga qaragan vaqtimizda Germaniyada Uyg'ur faoliyatiniki bir xil jalinish qarab yuzbagan ketayotganligini ko'ralaymiz. Shundaymi? Bu albatta, haqiqatan. Masalan, men boya Mishay kelib o'tib turib, Yarasi metro poyezd stansiyasini chiqib olsam, poyezd stansiyasiga xalqaro kechirim tashkilotiningki bir e'lonni chaplab qo'ydi, noyob cho'ng e'lonki. Rasmlik e'lon ekan, bu rasmlarda asosan o'sha dunyodagi endi nomi chiqqan kishi huquq qo'zg'uvchilarningki rasmlari ekan, eng topiga Rabiya xonimningki rasmlar chaplab qo'yibdi. Bu Germaniyada men kirib, noyob hayajonlanib ketdim, bir rasm qirib. Bu metro butun metrolarga chaplanibdi. Metrolarningki odamlar uchadigan koridorningki yig'izga chaplabdi, bu rasmlarni chaplagandimi, rasmning ichida Rabiya xonimning rasmi eng ustunki alayda o'rinda turdi. Endi hozir qaraydigan bo'lsangiz, Germaniyaningki eng asos kitobxonlari kirsangiz, eng asos kitobi Rabiya xonimning kitobi qo'yildi. Demak, mushning o'zilar, masalan, boshqa sababni keltirmaylik biz, misol keltirmay, mushning o'zilar Uyg'ur davosiningki Germaniyada naqadar bir cho'ng bir ta'sirchanlikka ega bo'lganligini, qandoq bir zo'r bir qadamlarni bosqanligini mushning ichki narsidan ko'rilish mumkin. Bilasiz, albatta bu Germaniyada eng burun Uyghur tashkilotı 1990 yılı kurulgan. 90 yılı kurulgan bizimki muhtaram milli rehberimiz, milli ustazlarımızın Erkin Alıptekin efendininki bevasite riyasetçiliği de 1990 yılı bu Avrupa Şart Türkistan Birliği kurulgan. Şundan bu yan Uyghurlar, Avrupa'daki Germaniya'daki Uyghurlar teşkili revişte özlerininki paliyatlarını devam kıp gelgen. Endi bu Germaniya birisi işkin dünya uğruşu da mağlup olgan bir devlet. Onda olgan ki işkin dünya uğruşunun təsiri var. Germaniya halkı siyasetini ayı soğup ketken bir halkı. Uzun yıl. Zirak dursak deydiğen. Siyaset kızıkmaydıgan siyasetini soğup ketken bir devlet. Şuna Germaniya'da siyasi paliyat epiriş in tayin tez. Bu olup Amerika'a mesela. Yalkomuz Fransa'yı, Angliya'ya okuşmaydı. Bu Germaniya'nın ait. Çünkü bu insanlarınki siyasetini nefret kılıdıgan. Özünü tatıdıgan bir psikisi var Germaniya halkınınki. Ishkin dunyo urushining sababi. Shunga bu yerda o'qib darhol berib Germaniya parlamentining a'zolari bilan yoki hukumat bilan uninglar yoki yuqori darajalik boshliqlarni uchrashish intayin tas. Germaniyada faoliyat qilib turayotgan Uyg'ur tashkilotlari emas, bu yerdagi boshqa xalqaro kishi huquq tashkilotlarningkimi? Qadimdan oid osti bo'lgan, Masalan, Tibet tashkilotlari, Shvetsariya. Masalan, hozir masalan Uyg'ur nima Tibet davosi Shvetsariyada boshqa davlatdan oid kuchli, Germaniyadan oid ajiz. Sababi desangiz, endi Germaniyaniki bunda paysiz va strukturim bor. Ammo endi shunda qiyin sharoitlaydimi? Erkin akimiz, milliy rahbarimiz, Erkin Alıptekin akimiz bu faoliyatni Germaniyada bu faoliyatning asosini salgan ekan, ma'lum menda aytgan vaqtida endi Uyg'ur davosiningki G'arbchik asosini tunji qitim asosini salgan bizningki muhtaram rahbarimiz Erkin Alıptekin efendi. Erkin Alıptekin efendiningki nihoyat zo'r tirishchanligi bo'lgan, mayli Germaniyada bo'lsin, mayli Yevropada bo'lsin, Sharq Turkiston davosiningki taraqqi qilishida, Uyg'urlarningki tunilishida Erkin Alıptekin efendiningki to'pisini nihoyat zo'r, buni qat'iy inkor qilmaslik kerak. Albatta, uzun yil nihoyat jafolik sharoitlarda uzun yil shu Sharq Turkiston xalqining davolarini ongtiman deb nihoyat zo'r tirishchanlik ko'rsatgan. Bilasiz, ayni vaqtda o'zimni UNPO Birlashgan Davlatlarda vakili bo'lmagan millatlar tashkilotining raisi boshqa tuvib u soada ham Yevropa Sharq Turkiston bilan rais bo'lishi bilan o'zining Uyg'urlarni dunyoga tunuqqan bo'libmi, hamda Germaniyada Yevropada tunilishida Erkin Alıptekin efendim asas salgan. Bilasiz, bizimki meni anımız Rabiya Hanım, Dünya Uyghur Kulübü'nün ötkeye çağrılgan, Dünya Uyghur Kulübü'nün ki reisi olup saylangan deyin kim bu? Hakikaten milli erkitimizin ki Germaniya'daki terakiyat kadimi naitsiz oldu. Bir pelliği çıktı da hazır. Bir pelliği çıktı. Hem de Erkin Alıptekin sağan bu asas ne? Rabiya anımız yukarı pelliği çıkardı. Yukarı pelliği çıkardı. Çünkü sebepsiz bir nesil olmaydı. Hemen nesi birbirine bağlanışlık. Yukarı pelliği çıkardı. Nait yakışı varı sıkıldı. Erkin Kamil'in ki bu sağan asasına Rabiya Hanım nait yakışı varı sıkıldı. Elbette bir adım yana Germaniya tuvaletli bir vatkan başka teşkilatla bizden başka şahsımız, milli şahsımızın bunun nait çoğun rolü oldu. Bilirsiniz Rabiya Hanım'ın ki kitabının neşir kılınışı Germaniya'da Uyghurların tunulışı da pevkaladı tarihi bir rol oynadı. Tarihi bir rol oynadı. Az bütün kitap kalladı bu resimleri. Yani Germaniya Rabiya Hanım'ın ki Milli Kurultay'ın ki reis oluş, Dünya Uyghur Kurultay'ın ki reis oluşu bilen, hem kitabın anlaşır kılınışı bilen bir yerde Uyghurların ki olakladığı anlaka devisi mi yukarı kötürülüş gibi başlandı. Mesela Rabiya Hanım erkatın kelge vakti de Germaniya parlamentinin azalları ile görüşü vakti de. Yukarı devizlik mesulları ile görüşü vakti de erkatın kelge vakti de.
körüşüdüğün insanların derisi mi peydenpe yukarı kötürlü batıdı. Yukarı kötürlü batıdı. Şuna menimce Germaniyada hazır şuna deyiş ki bulundu. Tarihte Uygur davası en jallangan, en jallangan bir tarakkan bir devirge kadem koydu desek herkes mübalık olmaydı. Çünkü hazır Germaniya Şarkı Türkistan davasının ki çeteldeki merkezi hem de. Büyüşüge de. Büyüşüge de. Germaniya'daki faaliyetlerinin canlanışı başka Avrupa Birliği azda devletlerde faaliyet yaparken başka Uygur teşkilatlarının canlanışı mı? Bir vasıta tesir. Köyüsü batıda. Çünkü asası siyasi ideyanı, istigratiyini, prensiplerini bu şu Germaniya'daki teşkilatlar, merkez teşkilatlar belgilep çıkı batıda. Hem başı teşkilatlar bunu icra kılı batıda. Şunu kaydıgan basınız hazır Germaniya'daki Uygur teşkilatlarının faaliyeti kündün künki canlı batıda, kündün künki zoruyu batıda. Zoruyu batıda Uygurların davası, tesirin bağlantısı küçüğü batıda. Bunun tek o yılı bunun asasiyen Uygur degeni bilmeydi asasiyatını Germanlılar. Hazır hiç olmasa Uygur degen bu ismini bildiğin Germanlılar'ın sahne çıkaydı. Sahne köpüğü batıda bu mu hakikaten kişini memnun kıladığın, hoşal kıladığın bir iş. Rahmet Perat Efendi, biz gına ait etraflı bir məlumat dediniz. Mən televizor köygüçülər namıdın, həm istansımız namıdın, sizi rahmet etdim mən. Sizgim köp rahmet. Hörmətli televizor köygüçülər, şunun bilən bu qetim bu söhbət programımız ayaqlaşdı. Kink qetimlik programımızda görüşeyle. Hayır hoş, aman bolun.